Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Bugün kimin evindeyiz? Bugün Diyar Bey'in evindeyiz. İnşallah yemeğini güzel yapar. Diyar Bey'den çok güzel şeyler bekliyorum açıkçası. Yani görelim. İnşallah yanılmam. İnşallah. Zaten pek fazla bir şey dememize gerek yok. Her şeyiniz aynı kundura elbise. Hayır, aynı değil. Bu yeni. Çünkü hatırlıyorsanız diğer sefer gömlek giymiştim. Ama bu yeni Onur Bey elbise. yemeyin bizi. Her Hayır şey yok yok aynı. sizi bak bu aynı değil, kundura aynı değil, bak burası yırtılmış, bu yırtık moda. Evet Onur Bey yırtık kundura mı olur ya? abicim, bu yırtık değil, bakın görmüyor musunuz, bu moda, yeni Ben moda. öyle kundura görmemişim Onur Bey. Nasıl görmemişsiniz ya? Görmemişim. Yırtık kundura mı olur? Size ne abicim, siz niye karışıyorsunuz ya? Ya Onur Bu Bey. yeni moda diyorum size, siz kendinize baksanıza ya, Onur Bey ayakkabıyı ters ama giymişsiniz yeni ya. değil, eski. Hayır bak diş ses bey. Burası yırtılmış, yırtık moda bu. Yeni aldım bunu. Tamam peki sizin gibi olsun Onur Bey ama yeni değil. Size ne abicim, siz kendinize baksanız da ayakkabıyı ters giymişsiniz siz ya. En azından benimki yırtık moda, ben yeni aldım bunu. Sizinki niye ters giymişsiniz siz? Niye karışıyorsunuz? Doğru şeyi söylüyoruz Onur Bey. Doğru şeyi söylemiyorsunuz, bu yırtık moda. Şu an kalbimi kırıyorsunuz bak. Ayakkabınızı ters giymişsiniz. Ben diyor muyum ayakkabıyı ters O giymişsiniz? da moda Onur Bey. Kamera Sizin arkasındasınız. Bak, dediğiniz gibi. ayakkabıyı ters giymişsiniz siz. Gidelim. Sonuçta millet görmüyor Onur Bey. Kendi işinize bakın. Siz karışmayın lütfen. Bir şey söylemek istemiyorum daha fazla. Peki sizin gibi olsun. Benim gibi. Sizin gibi mi? Evet. Benim gibi. Hadi geçelim. Geçelim. Ben geçelim dedim zaten. Siz karışmayın. Dış ses bey. Geçelim. Geçelim. Ben zaten geçiyorum. Bir şey demenize gerek yok. Hadi gidelim. Gidelim. Çalmama gerek yok aslında. Anahtar üstünde ama hani ayıp olmasın, böyle evine girmiş olmasın da. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun, içeriye geçin. Buyurun Onur Bey. Evet Diyar Bey, bugün menüde ne var? Kızartılmış karnabahar ve salata. Ha, çok iyi. 30 dakika sürem var. Evet, biliyorum. Nereden biliyorsunuz? İzledim. Nereden izlediniz? Programınızı. Ha, iyi. Madem öyle o zaman 25 dakika süreniz var. Alışverişine gidebilirsin. Yavaş. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. Domates var mı? Var. 1 kilo domates. Bir mi iki mi? İki olsun. 2 kilo. Tamam. Ne yapıyorsun Diyar Bey? Malum market yok. Biz de çerezden almak zorundayız. Karnabahar var mı? Var. Bir tane karnabahar alayım. Tamam, verin abi. Bununla ne yapacaktınız? Bugün menüde ne var? Salata, kızartılmış karnabahar. Bulgur evde varsa bulgur da yapacağım. Güzel. Başka, şimdi ben sana karnabahar vereyim. Evet. Ah. Çerçiniz hep mi geliyor? 2 günde 1. Market var mı? Yok. Köyde market yok. Anlaşıyor musunuz çerçinizle? Evet. Evet. Teşekkürler abi. Kaç TL? 15. 15. Çok teşekkür ederim abi. Kolay gelsin. Tamam. Ay, kafa gitti, şaşırdım. Ay, özür dilerim, çok özür dilerim. Kalkın, kalkın, kalkın. Ay. Ay. Beni gösterdiniz. Olsun olsun, size bir şey olmasın da. Ay. Ay ay, çok özür dilerim. Ay ay ay. Çok çok çok. Öldüm, öldüm, öldüm. Ay. Beni gösterdiniz. Olsun olsun, size bir şey olmasın da. Düş ses. Olsun. Neyse, ay. herkes merak ediyordu düz ses kim diye. Evet Benim... ya. Ay, Ya dikkat hadi hadi etseniz tutun ya. Sürem kalmadı. Ya beni oyalıyorsunuz ha. Beni öldürüyor sonra beni oyalıyorsun. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Tam vaktinizde geldiniz. Evet. Ne bunlar? Domates, karnabahar. Karnabahar. İyi bakalım. Nasıl geçti alışverişin? Müthiş. Müthiş. İyi. Diş sesi biraz düştü. Ondan da özür dilerim. Düştü değil mi? Evet. Diş sesi mahvettiniz değil mi? Evet. Maalesef. Ne oldu?
Ya gelirken çarptım. Bir şey olmaz ya, bir şey olmaz. Ne yapsın? O da işini yapıyor. Biraz dikkatli olursanız. Evet. 35 dakika süreniz var. Evet. Çünkü baya rahat bir iş. İnşallah güzel şeyler mi diyorum diğer miyiz sizden? Tabii ki. Başlayalım işleriz. Kolay gelsin. Sağ olun Onur Bey. Ne yapıyorsunuz? Domateslerimi doğruyorum. Biliyorum. Tabii. Size büyük bir sürprizim var. Ne acaba? Yani çok hiç duymamışsınız gerçekten hiç. Ne acaba? Çok merak ettim ha. Merak ettiniz mi? Evet. Aramızda kalsın, ben fesat gibi değilim, ben kimseye söylemem açıkçası. Sizi sevdiğim için söylüyorum. Bence de. Geçen gün. Evet. Dün akşam Şemsettin Kırlı'nın evine gittim. Ne oldu biliyor musun? Çocukları ona karşı çıkıyordu, babasına karşı çıkıyordu. Böyle de olmaz ya. Yemin ediyorum ya, dedim nasıl böyle bir şey oldu? Saygısızlık. İnsan babasına karşı çıkar mı Allah için? Evet, saygısızlık bu. Sonra babasıyla tartışıyordu, şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu. Ya insan babasına karşı çıkar mı? Bence de çıkmaz, saygısızlık çünkü. Yani gerçekten bilmiyorum yani. Sonra tartıştılar falan. Hani ben de bakıyordum onlara. Evet. Aramızda kalsın lütfen. Tamam. Size tek söylüyorum bak. Evet, biliyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldiniz Nurettin Bey. Hoş bulduk. Kravatlar süper. Kravat değil ki bu. Şaşırdım. Bugün Diyar Bey'in evindeyiz. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Kötü yemekleri yaptığını düşünüyorum. Nereden biliyorsunuz? Ön yargılı olmayın bence. Aklıma geldi. Aklınıza geldi. Evet. Tahminim öyle. Tahminin öyle. Evet. Bakalım. Gidelim. Hoş geldiniz. Buyurun. Nurettin Bey biliyor mu? Ben alış veriyorum. Buyurun mutfağım. Hoş geldiniz Nurettin Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Onur Bey. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Buyurun. Nasıl? Güzel vallahi. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok şıksınız. Teşekkürler. Birine söyledim. Bana söylediniz herhalde. Ne? Bana söylediniz. Bana mı söylediniz? Yok, hayır, yok. Kendime söyledim. Komik miydi? Hayır. Nasıl ya? Hiç kimse gülmüyor ki. Siz sanki çok espri yapmayı biliyorsunuz. Yo, bilmiyorum. Biliyor musun? Yapın. Hadi. Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Espri yapmayı bilmiyor ki. Siz biliyorsunuz. Evet. Patlattım bir tane. Sen ol, sen zaten sensin. Oo. Hiç güleceğim yoktu. Oo, çok iyi, çok iyi. Espri yaptığınız için teşekkürler edermiştimlermiş. Neyse, saçmalama. Geçebiliriz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Diyar Bey, bu ne? Bu ne saygısızlık? Bir dakika. Diyar Bey, sizi buraya alabilir miyiz? Bir dakika Diyar Bey. Oo, Diyar Bey, buraya. Şşş, Diyar Bey. Buranın hali ne ya? Bu ne? Bu ne atıyor buraya ya? Ya bunu niye atıyor buraya ya? Burayı mahvedecek ya. Benim montum burada ya. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız? İyiyiz, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sofram nasıl? Çok güzel. Deniz yani. Evet. Şükür ederim. Oo, hoş geldiniz. Bir saattir sizi bekliyorum. Evet. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok şıksınız gerçekten. Evet, siz de? Ben de. Teşekkürler, sağ olun. Çok incesiniz, naziksiniz. Bugün Diyar Bey'in evindeyiz. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Ön yemeklerinin kötü olacağını düşünüyorum. Neden? Niye böyle ön yargılısınız? Çünkü o benim evimde... Hı?
O benim evimde çorbamın soğuk olduğunu söyledi. Öyle ben de yeni indirmiştim. Siz de görmüştünüz. Tamam geçelim o zaman. Geçelim. Hoş geldiniz. Ya açayım başıma geliyor. Kapıyı bana açın ben kaldım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun sizi yerinize alalım. Teşekkürler. Cihan Bey, sizi de yerinize alalım. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet efendim, ben sofra nasıl buldunuz? İyi buldum, sofra düzeniniz güzel ama... Teşekkür ederim. Tadına da bakmak lazım. Evet. Arkadaşlar, herkese afiyet olsun. Ya be kanabağınız hiç pişmemiş. Nasıl pişmemiş? Pişmemiş vallahi. Benden söylemesi. Sizin gözünüze saygı diyorum ama ben böyle söylüyorum. Kömür gibi ya Diyar Bey, nasıl söylüyorsunuz? Nasıl kömür gibi ya? Her şey ortada canım pişmiş benim. Pişmiş ama kömür gibi de. Bir de benim anlamadığım, niye üreteyim be herkese canım canım diyor. Diyeceğim canım benim. Size mi soracağım? Evet bana soracaksınız. Neden? Ayıp yani. Siz kim oluyor musunuz size soracağım? Siz baba mısınız, patronu musunuz? Evet oyum. Herkese canım canım bak, demek Emin, ayıp. Bak Emin Bey haddinizi aşmayın. Onun yanında, onu benim yanında ayıp ediyorsunuz bak. Yani sen tamam. Aşarsam ne olur? Masama dönelim. Bak sesimi kaldırmayın, fena olur ha. Nasıl olur? Tamam masama dönelim. Püf, estağfurullah. Arkadaşlar. Yar Bey. Yorumlarınızı alalım. Bir su alabilir miyim ya? Karnabaharınızı hiç beğenmedim. Turşunuz normal yani. Teşekkür ederim. Ben de karnabaharınızı beğenmedim. Nasıl beğenmediniz? Kömür olmuş. Kömür değil, ben bu senizi kabul etmiyorum. Yani gözünüz yok mu? Görün kömür olmuş yani. Gözüm var, kömür değil, pişmiş. Bence de Diyar Bey hiç pişmemiş. Nasıl pişmemiş ya? Var nasıl pişmemiş ya? Pişmemiş Emin Bey. Hepsi kömür olmuş. Benimki pişmemiş. Nasıl pişmemiş? Şuraya demiyorsun. Alın, alın. Alın, bakın. Benimki pişmemiş. Bence de yani Emin Bey. Size katılıyorum. Benimki pişmemiş üretim. Hani pişmiş ya, kömür olmuş ya. Kömür değil. Ay Diyar Bey bize kömür getirdi. Kömür değil. Aynen. Aynen. Sakin olun arkadaşlar. Puanlamaya geçelim. Diyar Bey'in karnabaharını beğendim. Turşusunu beğendim. Salatasını beğendim. O yüzden puanım 3. Misafirperverliği çok kötüydü. Diyar Bey bu nasıl bir misafirperverliği ya? Yemeği çok kötüydü. Sofra düzeni normal yani biraz güzel. Karnabaharı hiç olmamıştı. Turşusu biraz güzel ama ona vereceğim puan 0. Her zamanki onun rakamı. Dışarı nasıl söyledim ya? İnanamıyorum gerçekten. Çok güzeldi. Tamam canım kapatabilir. Diyar Bey'in karnabaharı hiç pişmemişti. Herkes pişmiş diyordu ama bana göre pişmemişti. Turşusu güzeldi. Salatalığı da güzeldi. Misafirperverliği de biraz iyiydi. Sofra düzeni güzeldi ve ona vereceğim puan 4. Masa düzenini beğendim. Karnabaharı çok pişmişti. Adeta önümüze kömür getirdi. Ve salatasını da beğendim. Diyar Bey'e vereceğim puan 1. Diyar Bey'in misafirperverliği iyiydi, güzeldi. Karnabaharı biraz iyiydi. Pişmişti biraz çünkü. Salatasına gelelim. Salatası da normaldi ama tuzsuzdu biraz. Ödülü de açıklayacağım karşınızda. Ödülü alalım. Evet. Altın bilezik. 10.000 değerinde altın. Abartısız. Gerçekten. Yani o yüzden şampiyonluğu açıklayacağız birazdan. Ben bunları hak etmedim. Nurettin Bey ve Emin Bey karnabaharıma kömür diyorlardı. Ama kömür değildi. Sadece biraz pişmiştim. Ben bunları hak etmedim. Sofram çok güzeldi, harikaydı. Ben bunları hiç hak etmedim. Evet. Şimdi kazanan ismi açıklıyorum. Tüm rakiplerinden daha çok puan alan ismi açıklıyorum. Ödülün sahibi kim olacak? Göreceğiz hep birlikte. Rakiplerinden daha çok puan alan isim kazanan Ebru Hanım oldu. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Ödülünüz
Teşekkürler. Ödülünüz burada. Size takayım bir olacak mı? Çok güzel oldu. Beğendiniz mi ödülümüzü? Evet, çok beğendim. Evet. Neler hissediyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Şampiyon olduğum için gerçekten çok heyecanlıyım. Evet. Ve rakiplerime de başarılar diliyorum. Dışarıda da buluşuruz. Kardeşlik sevgimiz evet. Asla gitmeyecek ve herkese başarılar diliyorum. Evet, pencereniz de burada. Evet. Nurettin Bey, siz de çok üzgünsünüz biliyorum. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle Onur Bey, bu programa katıldığım için çok mutluyum. Sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Ayrıca arkadaşları da tanıdığım için çok mutluyum. İyi olan kazansın. Zaten Erdoğan Hanım şampiyon oldu. Başka diyecek yok zaten. Evet, tebrik ediyoruz hepinizin. Eline, ayağına sağlık. Evet. Hepinize başarılar. Evet. Evet arkadaşlar, programımızın sonuna geldik. Kazanan ismi açıkladık. Şampiyon kazanan Ebru Hanım oldu. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.